Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimetül Acemiyye'den okumaya devam ediyoruz. Evvela metne mana verelim. Sonra inceleyelim. Vellezî o kelime çeşitleri ki yu'rabu irablanıyor bir hurufi harflerle beraber. İşte onlar erba'atu enva'in dört nevidir. Dört nevi derken et-tesniyetu tesniyedir ve cem'ül müzekkeri salimu ve cem'i müzekker salimdir. Vel esmaul hamsetu ve beş isimdir ve el-ef'alul hamsetu ve beş fiildir. Vehi o beş fiil nedir? Yef'alani tef'alani yani tesniyeler ve yef'alune ve tef'alune yani cem'i müzekkerler ve tef'aline müfret müennes muhatabadır. Beş fiil bu. Ama şimdi gelince et-tesniyetu tesniyeye feturfa'u bil elifi. Elif de raf olur tesniye. Ve tunsabu ve tuhfezu bil ya'i. Ya ile beraber nasb ve cer olur. Ve emma cem'ül müzekkeri salimu, cem'i müzekker salime gelince feyurfa'u bil vavi, vavla beraber raf olur. Ve yunsabu ve yuhfezu bil ya'i. Ya ile beraber cer ve nasb olur. Ve emmel esmaul hamsetu beş isme gelince feturfa'u bil vavi raf hali vav ile beraberdir ve tunsabu bil elifi elifle beraber nasb olur. Ve tuhfezu bil ya cer hali de ya ile beraberdir. Ve emmel ef'alul hamsetu beş fiile gelince feturfa'u bil nuni nunun varlığı ile beraber raf olur. Ve tunsebu ve tuzzemu bi hasfiha nunun hasfi ile beraber nasb ve cezm olmaktadır. Metne kabaca böyle mana verdik. Şimdi bunun incelemesine bakalım. Vellezî, buradaki ellezî nedir? Mübtedadır. Vellezî, o şey ki mübtedadır. İsmin mevsul olduğu açık, sükun üzere mebni. Aynı zamanda isim mevsullerin marif olduğunu da hatırlatalım. Mebni olduğuna göre bu mahallen ile almalı. Öyleyse mahallen merfudur. Sükun üzere de mebnidir. Yu'rabu. E'rabe yu'ribu yu'rabu. Meşhur muzari fiil. Meşhur yani. Yu'rabu iraplanır. Ne iraplanır? Hile. Hüve hangi o? Yani ellezî o şey, o kelime çeşidi. Hüve ne oldu? Naibu, fail oldu. Yorabu fiildir. Hüve o kelime çeşidi. Neyle beraber iraplanır? Bir hurufi harflerle beraber. Harfun hurufu, cimri mükesser. Ba burada musahabe manası. Ma'ah, bir hurufi harflerle beraber iraplanan kelime çeşitleri nedir? Erba'atu enva'in. Dört nevidir. Bu da erba'a kelimesi ellezî mübtedasının haberi olmaktadır. Enva'a kelimesi erba'nın temyizi olur. Üç ila on arasındaki rakamların temyizi hem cem'i hem de mecrur olarak gelir. Nev'un müfret, nev'ani tesniye, enva'ın cem'idir. Ve mecrurdur, temyizdir kelimesi. Erba'ın kelimesinin temyizi olmaktadır. Peki elleriye ismin mevsul dedik. Bir sıla cümlesi gerekiyor. Sıla cümlesi nerede? Yu'rabu bil hurufi. Burası sıla cümlesi olmakta. Sıla cümlesi ise isim mevsule dönen bir zamire de ihtiyaç var. O da nedir? Az önce bahsettiğimiz. Yu'rabu hüve. Hüve zamiridir. Tahtında müstetir derler. Tahtında taht alt der. Altında der. Müstetir gizli, gizlenmiş, altında gizlenmiş. Hüve zamiri, ellediye racidir. Et tesniyetu diye başlıyoruz. Tesniye ne olur? Bedel olur. Neyden bedel? Erba kelimesinden. Demek ki erba kelimesi bir, ellediğinin haberidir. İki, envain muzafıdır. Envain, o yüzden mecbur geliyor. Aynı zamanda mümeyyezdir. Açıklanmıştır. Çünkü enva temyizdir. Aynı zamanda erba kelimesi bir de mübdelün yani birkaç şey.
Tesniye de ondan bedel olmakta. Vav atıf harfi, gerisi atfedilmiştir, matuftur. Cem'u nedir? Tesniyenin üzerine atfedilmiştir. Cem'u aynı zamanda muzaftır. El müzekker onun muzafı ilehidir. Es-salimu kelimesi cem' kelimesinin sıfatıdır. El müzekkerin değil. Bu yüzden es-salimu cem'u es-salimu. Bu yüzden böyle irab tutmuş. Ve el esmaul hamsetu. Esmaul hamse ne? Sıfat mevsuf. Açık. El esma kelimesi burada yine atfedilmiştir. Ne üzerine atfedilmiştir? Tesniye üzerine atfedilmiştir. Tıpkı cem'a kelimesi gibi. Hamse de esmanın sıfatı olmaktadır. Ve el ef'alul hamsetu. Ef'al de yine tesniyenin üzerine atfedilmiş. El hamse ef'alin yine sıfatıdır. Fi'lun fi'lani ef'al cem'i mükesserdir. İsmun ismani esma cem'i mükesserdir. Cem'i mükesserlerin yapılış şekilleri vardır. Bunları Tuhfetü Seniyye adlı derste izledik. Video kaydımız duruyor. Sitemizde mevcut. Orada cem'i mükesserlerin yapılış biçimleri anlatılmıştır. Mesela ismun müfret, esma nedir? Cem'idir. Ne gibi değişiklikler yapılmış? İsmun, esma, ilk harf, hemze, harekesi değişmiş. Demek ki tegayyürün fi şek, başka ismun esma, sonuna da elif-i memdude eklenmiş. Demek ki tegayyürün fi şekli ma'ez ziyade. Ziyadeyle beraber harekede de bir değişiklik var, o yöntemle yapılmış. Fi'lun ef'al, aynı şekilde. Tegayyürün fi şekli ma'ez ziyade. Yani hareket değişikliğiyle beraber harf ilave de edilmiştir. İki illetle beraber cem'i mükesser halini almıştır. Ayrıca esma kelimesi gayri munsariftir. Gayri munsarifin ne olduğu az çok avamını bir gibi de işlenmiştir. Bu kitapta da işlenmiştir. Tuhfetü Seniyye'de de işlenmiştir. Defalarca anlattığımız bir şey haline geldi. Gayri munsarif olduğunu nereden anladın? Asıl soru bu. Bir soru işareti. Cevap, kelime elif-i memdude ile bitmiş. Elif-i memdude ile biten kelimeler gayri munsarif olur. Bir kelimenin gayri munsarif olduğunu tespit edebilmek için o kelimede ya iki tane illet, iki tane o sebebi görebilmen lazım. Ya da bazen ne olur? İki sebep olmaz da iki sebep yerine geçen tek bir sebep olur. İşte elif-i memdude iki sebep yerine geçebilecek kadar kuvvetli bir sebeptir. Başka bir illet aramazsın. Bunu gördün mü direkt gayrimusarif. İyi de gayrimusarif neydi diye soranlar belki vardır. Gayrimusarif, musarif değil yani. Musarif olmayan. Musarif olmayan derken kesreyi, o esreyi ve tenvini kabul etmeyen kelime demektir. Bunun da istisnaları vardı ki şu an eliflem almış. Eliflem aldığı zaman cer hali esre ile olabilmektedir. Diye hatırlatmış olalım. El-ef'al nasıl yapıldığını anlattık. Hamseler burada sıfat. Vehiye. Peki o nedir? Hangi o? Ef'alul hamse. Hiye mübteda olur. Yef'alani onun haberidir. Hiye o nedir? Yef'alani'dir. Haber. Geri gelenler matuf. İleridekiler matuf olur. Tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Arada farkları olan vav var. Görüyorsunuz. Bunlar matuftur. Yef'alani üzerine atfedilmişlerdir. Fe emme tesniyetu. Şimdi bir yere geldik. Emma neydi? Şart ve tafsil harfimiz. Et tesni mübteda olur. Et tesniyetu mübtedatu. Feturfa'u fiili. Hüve naibu faili. Beraber bunlar ne olur? Tesniye kelimesi. Bu mübtedaydı. Onun haberi olurdu. Bil elifi ba harfi cer el elifi mecrur car mecrur turfa'u ile mutaalliktir, alakalıdır, ilişkilidir. Bil elifi elifle ne? Elifle raf olmaktadır dediğine göre demek ki turfa'u ile alakalı. Elifle tesni olmaktadır deseydik tesni ile alakalı mutaallik derdik. Ve tunsabu ve tuhfezu bunlar da turfa'nın üzerine atfedilmişlerdir. Tabii ki hüve naibu fail. Bunlar da. Çünkü tum sabu da tuk fezu da meçhul fiildir. Naibu fail hüve olmaktadır.
Bil ya ihbar harfi ya onun mecruru. Bir ya'ya baktığında neyle bitmiş? Elif'in mendülde ile bitmiş. Ya kelimesinin yazılışı isim olarak yazılışı bu haldedir. Elif'in mendülde ile bitmiştir. Gayrı musariftir. Ama Elif lamlı olduğu için gayrı musarifin an itibariyle cer hali esre ile olmaktadır. O yüzden esreyi alabilmiştir. Yani Elif'in mendülde ile bitti. Bu gayrı musariftir. Esre alamaz. Yanlış yazılmış diyemeyiz. Elif lam aldığı için cer hali esre iledir de diyebilmeliyiz. Şimdi bil ya neyle mutalik? Yani tuf sezücer olur bil ya. Ya ile cer olur. Tufsa bu neyle nasıl olur? O da bil ya. O zaman bil ya yani cer mevcut. Esasen ikisiyle de mutaliktir. Bir kelime bir harfi cer mecruru iki farklı kelimeyle alakalı olabilir mi? Burada tenazü yolu ile mana cihetinden ikisi de kastedilmiştir. Böyle bir durum var. Bu yüzden ikisiyle de alakalıdır, mutaliktir demektir. Ve emma cem'ül müzekkeri salimu, cem'i müzekke salime gelince. Emma ne olur? Mübteda. Tafsil ve şart harfi. Kendisinde şart manası vardır. Cem'i kelimesi mübteda olur. El müzekker muzafun ileyhtir. Çünkü cem'i hem burada mübteda hem de muzaf. Mübtedadır ve muzaftır. El-Müzekker onun muzafın ileyhi. Es-Salim mübtedanın sıfatı. Se-Yurfa'u nedir? Hüven. Naibu fail ile beraber hepsi iyi cümlesi olur. Cem'u mübtedasının haberi olur. Haber cümle olabilir. İsim cümlesi olur, fiil cümlesi olur, şibih cümle olur veya müfret olur. Müfret derken tesniye cemiyenin zıttını kastetmedim. Yani cümle ve şibih cümle olmayış bunu kastettim. Haber bu şekilde de gelebilir. Yurfa'u hüve. O cem müzekker salim raf olur. Neyle beraber? Bil vabi vavla beraber. Ba harfi cer el vabi onun mecruru. Car mecrur neyle mutaalliktir? Cemi kelimesiyle. Olur mu? Müzekkerle hayır. Bil vabi vavla beraber ne diyeceksin? Cümleyi bir tamamla. Vavla beraber raf olunur yani. Meçhul da raf olur diyelim. Raf olur. Demek ki rafla alakalı. Mana nereyle ilişkiliyse oraya da mutallik diyeceksin. Harfi cer ve mecrurlarda. Ve yunsabu hüve meçhul fiil, hüve onun faili olmakta. Yuhfezu meçhul fiil, hüve onun naibu faili olmakta. Belki yanlış diyorumdur yani. Demişimdir belki. Buradaki hüveler hep naibu fail oluyor. Çünkü fiiller meçhul. Failler ne olur? Naib olabilir. Gerçekte fail olamaz. Naibu fail. Asli değil yani. Naip vekil demektir. Asıl olan bir yere gitmiş, gezmeye gitmiş, kendi makamına onun naibini bırakıyor. Kimi seçiyor? Kendine benzer olanı. Bil ya, ya ile beraber cer olur ve nasb olur. Buradaki car mecrur. Şimdi az önceki durum aynen geçerli. Yine tenazü yöntemiyle manaca car mecrur hem yuhfezu hem de yunsabu ile mutaalliktir. Ve emmer esmaul hamset. Emma şart ve tafsil harfimiz el esma geçti nedir? Mübtedadır. El hamsetu onun sıfatıdır. Fe turfa'u. Turfa'u hüve. Geç, bu durumda hüve değil hiye olacaktır. Turfa'u gaibe sırasıdır. Burada hüve zamiri değil hiye zamiri olur. Turfa'u raf olunur. Yani raf edilir. Raf olur diyelim. Biraz daha yakışsın. Hiye o. Hangi o? Raf olur. El esmaul hamse. Beş isim yani. Oraya raci bir zamir. İşte turfa'u hiye zamiri fi fa'l birlikte fiil cümlesi olup esma mübtedaydı. Onun haberi olmaktadır. Bilvavi car mecrur. Neyle mutallik? Turfa'u bilvavi. Vavla beraber merfu olur dediğine göre turfa'u ile mutallik olmak zorundadır. Derken ve tunsabu bil elifi. Tunsabu hiye bil elifi. Arada var var demek ki atfedeceğiz. Tunsabu bil elifi. Burası tunsabu nedir? Matuftur. Tunsabu fiil hiye onun naibu faili bil elifi cari mecru tunsabu fiiliyle mutalliktir. Ve tuhfezu hiye o esmal hamse yani hiye oraya aradı.
Tuhfezu cer olur. Ne hiye o esma-ül hamse. Neyle beraber cer olur? Bil ya iya ile beraber. Hiye nâib-ül fâil. Car mecrur tuhfezu meçhul fiiliyle mutaalliktir. Ve emmel ef'alü hamsetü. Emma şartı tafsil harfimiz. El ef'al fi'lü fi'lan ef'al diye geçmişti. Mübtedadır. El hamsenin sıfatıdır. Turfa'ın meçhul fiil. Hiye nâib-ül fâil. Ve nereye racı peki? Hiye o. Arkadaşa derdim. O derken hangi o? Yani ef'alü hamse. Oraya raci. Onu kastediyor. Hiye o. Ef'alü hamse raf olur. Neyle beraber? Bin nuni. Nunla beraber. Ef'al kelimesi müpteda. Haber nerede? Turfa'ı hiye. Bir fiil cümlesi olup müptedanın haberidir. Haber, fiil cümlesi, isim cümlesi, şibih cümle ve bunların dışında da olabilir. Yani müptet olabilir. Bin nuni. Nunla beraber rafıdır. Car, mecrur, turfa fiiliyle mutalliktir. Yani turfa mutallaktır. Mutallek, mutallik. Ve tunsabu hiye, turfa'u hiye, tunsabu hiye, tuzzemu hiye. Naib-i failler hep hiye olmakta. Tunsabu ve tuzzemu nasb olur ve cezm olur. Neyle beraber? Bi hazfi ha, onun hasfiyle beraber. Hangi o? Bi hazfin nuni, nunun hazfiyle beraber demektir. Car, mecrur yine tenazü yöntemiyle hem tuzzemu hem de tunsabu kelimeleriyle mutallik olmaktadır. Babul ef'ali. Babul ef'al fiiller babı. Bu aslında nedir? Hada babul ef'ali demektir. Bu durumda haza ne olur? Haza mübteda olur. Bab kelimesi ise mahzuf mübtedanın haberi olmaktadır ve muzaftır. El ef'al onun muzafı ileyhi olmaktadır. El ef'alu fiiller nedir? Selasetün üçtür. Yani üç kısma ayrılır demek istiyor. El ef'alu kelimesi mübteda olur. Fi'lan ef'al. Cemim keserdir. Cemim keserlerin raf'ali zamme iledir. Selasetün ismi müfredi musariftir. Raf alameti ne olur? Zamme olur. El ef'alu mübteda selasetün haberdir. Peki devamını getirelim. Mazin ve muzari'un ve emrun. Mazin aslında nedir? Maziyun. Maziyun. Maziyundur. Mazin kelimesi. Aslı o. Yani merfudur. Mazi kelimesi ne olur? Selase kelimesinden bedel olur. Selaseden bedeldir. Ardından gelen muzari'un, emrun bunlar hep atfedilmiştir mazi üzerine. Nahvu örnek. Zarabe, yazribu. Okuyalım gerçi buraya mana vermedik. El ef'alü fiiller selasetün üçtür. Üçe ayrılır. Mazin ve muzari'un ve emrun. Mazi, muzari ve emir olarak fiili üçe ayırabilirsin. Nahvu zarabe, mazi örnek, vurdu. Yazribu, muzari örnek, vurur. İzrib, vur. Emre örnek, emre hazır. Tabi bu durumda el mazi kelimesi meftuhun ahiri ebeden. Sonu daima meftuhtur. Sonu daima meftuhtur derken müfret, müzekker, gayip de böyledir. Mesela zarabe, zaraba, zarabu. Cemil müzekker, gayip de meftuh değildir. Vel emru emri hazır ise mezzumun ebeden. Daima mezzumdur. Cezmeren değişik kalıplarında ama sonuçta daima mezzumdur. Vel muzari'u muzari fiil ise ma kâne fî evvelihi ihde zevâil. Ma uşu ki kânedir. Hani vardır fî evvelihi onun evvelinde, muzari'nin evvelinde vardır. Ne vardır? İhde zevâil erba'i. Dört zayid harften birisi vardır ki o zayid harfleri de yecmu toplar ha o harfleri o zayt harflerine toplar. Kavluke senin şu sözün. Eneytu kelimesi. Zehi ve o muzari fiil merfu'un ebeden daima merfudur. Hatta ta ki yedhule dahil olana kadar aleyhi muzari'nin önüne ne nasibun ev cazimun.
bir nasbeden veya bir cezmeden muzarinin evveline dahil olana kadar, yani olmadıkça o muzari merfudur. Öyleyse en nevasibu nasbediciler aşeratun, nasbediciler 10 tanedir. Nasbeden harfler var. Niye? Onlar nelerdir? Enlen, izen, şey, lamu şey, lamu cuhud ve hatta ve cevabu vel cevabu bil fa'i vel vavi ve ev. Vel cevazimu semaniyete aşara. Cezmedenler de 18 tanedir. Hiye, lem, lemma, elem, elemma, lamu, emri ve dua. Emir lamı ve dua lamı. Lem, lemma, elem, elemma. Yani buradaki lem, buradaki lemma, şuradakiler aynısı. Sadece başlayan istifam hemzesi dahil olmuştur. Velakin nehi ve duayı, dua ve nehi için olan la. Ve in ve ma ve men, mehma, idma, eyyü, meta, eyyane, eyne, enna, haysuma, keyfema. İda fi şi'ri hasaten dedik. Kısaca böylece manalandırdık. Detaylı mana isteyenler, biz bunu baştan sona manalandırdık zaten. Elimizde set hazır. Şu an daha çok tahlil üzerine durmaktayız. Nahvu'ya kadar gelmiştim gerçi. Nahvu nedir? Mahzuf, müptedanın haberidir. Bir tane hasfedilmiş, silinmiş mübteda var. Nahvun haberi olmak. Takdiri nedir? Zalike nahvu. Onun da örneği şudur şeklinde. Zalike bu, nahvu şudur. Zalike bu nedir? Nahvu şudur şeklinde. Şunun gibidir şeklinde. Veya meful bih de olabilir. Yani mef'uldür, meful bih derken mahzuf bir fiilin mef'ulü de olabilir. Onun takdiri ne olur? E'ni, ben kastediyorum, nahvu, şunun gibisin şeklinde de olabilir. İkisini de alabilirsin yani. Meful de diyebilirsin. E'ni fiilinin mahzuf, mahzuf e'ni fiilinin mef'ulüdür diyebilirsin. Veya mahzuf müptedanın haberidir ki takdiri de zalike nahvu. Zalike mahzuf müpteda, nahvu haberdir diyebilirsin. Artık o size kalmış. İkisi de caiz yani. Nahvuya ben burada ne diyeyim? Mahzuf müptedanın haberi dedim. Zalike nahvu şeklinde. Devamında zarabe, yazıcı bu diye devam ediyor. Zarabe ne olur? Muzafun ileyh olur. Çünkü nahvu daima muzaftır. Varabe muzafun ileyh olur. İyi de fiillerin başına muzaf yeri değil. Nerede görülmüş? Varabeye mecrur diyorsun. Fiiller cerm olurmuş. Bunlar nereden çıkıyor diye düşünenler olabilir. Nahvu daima muzafa. Varabe mecrur dedik. Nasıl mecrur? Zarabe mazi fiildir. Mazi fiiller daima mebnidir. Tüm kalıpları. Az sonra gelecek. Yani. Tam olarak gelmese de kastedilecek. Varabe fetha üzeri mebnidir ama mahallen mecrurdur. Bu mahallen mecrur olduğu zaman ona atfedelim. Bakın vav var. Vav atıf harfidir. Sağındakini İrab'ın sonuna aktarılan. Bunun işi bu. Ne yapacaktır? Yazribu, izrib bunlar da aynı şekilde mahallen mecrur olacaktır. Yavribu ve izrib. Devamında fel mâzi yani el mâziyu takdiren merfudur el mâziyu. Ama takdiren diyorum. Yani gizli bir zamme vardır. Ya'nın üzerinde istiskal var burada. İstiskal dile ağır gelmesi. Ya'ya zammenin verilmesi. Ya'nın üzerinde zammenin telaffuzu istiskaldir. Sikal vardır. Dile ağır gelmektedir. Dolayısıyla ya orada görüldüğü üzere yok ama takdiren var. Yani var olduğu düşünülmektedir. El-mâdî takdiren merfudur ve aynı zamanda mübtedadır dedik. Devamında meftuhul ahiri ebeden. Meftuh kelimesi onun haberi olmaktadır. Ahir kelimesinin ise muzafın ileyh olduğu açık. Meftuh çünkü hem haber hem muzaftır. Ahir muzafın ileyhidir. Ebeden ne olur? Ebeden zarf zaman. Zaman zarfıdır. Mensuptur, meftuhtur, açıktır. Vel emru emir ise nedir? Mezzumun ebeden daima mezzumdur. Emri hazır.
El-emru müptedadır. Mezzumun onun haberidir. Ebeden az önce geçti. Zarf-ı zaman mensuptur. Ve-muzari'u muzari fiil ise nedir? Şurada direkt müpteda oldu. Önce onu söyleyelim. Ardından gelen ma isim mevsuldür ve haberdir. Sükun üzere mebni olduğunu da söyleyelim. Sükun üzere mebnidir. Ama nedir burada? Haberdir. Haber olduğu için mahallen merfu olmakta. Kâne mazi nakıs fiil. Ne yapar? Haberini raf ismine nasb eder. Fi harfler evvel kelimesini cer etmiştir. Evvelde muzaf hi zamirini cer etmiştir. Mahallen merfu. Burada geçen fi evvelihi kânenin mukaddem haberi olmakta. İhda kelimesi ise kânenin ismidir. Muahhar ismi. Burada geçen kânenin ismi ve haberi bu cümle ma'nın sıla cümlesi olmaktadır. İhda kelimesi aynı zamanda muzaf. Es-zevâid onun muzafını değil. Zevâidu, zevâidu. Müteheccümû kalıbıdır ki müteheccümû kalıbında olmak İki illetlerine kaim olan tek illetlerden biridir. Gayrimusarriften bahsediyorum. Mütercim olduğu için direkt gayrimusarriftir. Lakin başında elif lam vardır. Elif lamlı gayrimusarrifin cerhali esre iledir. Bu yüzden esre almıştır. Ez-zevaidi el-erba'i. Erba'i kelimesinin de zevaid kelimesinin sıfatı olduğu açıktır. Yecme'u cema'a. Yecme'u fiildir. Malum yani. Mef'ulü mukaddem. Mukaddem mef'ul. Kavluk. Ne olur? Kavluke. Kavl kelimesi direkt fail olacaktır. Muahhardır. Yani mef'ulden sonra gelmiştir. Mef'ul neydi? Hazan neydi? Cema'a yecme'u. Fiil muzari yani. Yecme'u. Üçüncü baptan. Ha mef'ul. Kavl ise fail. Mef'ule mukaddem dedik çünkü failden önce gelmiş. Faile muahhar dedik çünkü mef'ulden sonra gelmiş. Kavl, muzaf, ke, muzafun ileyh. Ke, zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Mahallen, merfu, mensup, mecrur ne demelisin? Başında muzaf olduğuna göre mecrur demelisin. Mahallen mecrur. Kavl kelimesinin muzaf olduğunu nereden anladınız? Diye bir soru gelebilir. Cevap, kavl bir isim. Kale, yebulu, kavlun. Kâle'nin mastarı. Ke bir zamir. Zamirler isme bitiştiği zaman orada kesinlikle izafet vardır. Biri muzaf, biri muzafun ileyh olur. Zamir isme bitişmiş ise o zamir kesinlikle muzafun ileyhtir. Kavluke senin şu sözün. Eneytu kelimen yani. Eneytu sözündür. Eneytu de mefru olmaktır. Zehve merfu'un ebeden. Zehve mübteda olur. Merfu kelimesi haberi olur mübtedanın. Ebeden kelimesi de üçüncü kez bugün geçti. Ne olacaktır? Zarf, zaman, mensup. Hatta burada cer harfi diye belki denilebilir ama nedir? Nasb'tır yani. Nasb edatlarımızdır. Kendisinden sonra gizli bir en gelmektedir. Hatta en yedhule, dehale, yedhulu birinci baptan muzari. Hatta en, gizli bir en var. Muzari nasb etmiştir. Sonu sahih olan müfret muzarilerin beş fiilden olmayan fiillerde fiilin nasb alameti fethadır. Yedhule aleyhi. Evet, hatta burada aynı zamanda kendisinden sonra yani enin gizlenmesi vücubendir. Dolayısıyla burada yedhule ne yapar? Hatta en yedhule dahil olana kadar mastar manası vermekte en burada. Onu da kısaca söylemiş olduk. Devamında. Aleyhi. Ala harfi cerri ve hi zamiri var. Car, mecrur, yedhule fiiliyle mutaalliktir.
Nasibun ev cazimun. Nasib faildir. Yedhulu, yedhule fiilinin faili. Arada ev var, atıf harfidir. Cazim de nasib kelimesinin üzerine atfedilmiştir. Sen nevasibu aşaratun. Nevasib gayrimusarif kalıbıdır. Mütercimu çünkü. Cimi, mükesserin mütercimu kalıbıdır. Dolayısıyla gayrimusariftir. Tek illet, iki illetlerine kaim olmuştur. Nevasibu nasbediciler nedir? Aşaratun 10 tanedir. Demek ki aşara kelimesi haberdir. Nevasib müptedadır. Vehiye, peki onlar nelerdir? Hiye müpteda olur. Ardından gelen en ve diğerleri ne olacaktır? Hepsi haberdir. En haberdir. Ve len, vav atıf harfi. Len, hepsi haberde derken yanlış anlaşılmasın. Len en üzerine atfedilmiştir. İzen en üzerine atfedilmiştir. En üzerine atfedile bile devam etmektedir. Vel cevazimu cezmediciler. Müptedadır bu kelime. Semaneti aşer haberdir. Ardından gelen hiye yine müpteda, lem haber ve diğerleri atfedilmiştir. Onun üzerine atfedile devam ederler. Konu burada bitti. Bu video buraya kadar. Babu merfuatil esma. Öyle bir başlıkta kaldık.